Merhaba dostum, ne haber? Tamam. Pekala. Şu asık suratı ters yüz etmeye ne dersin? Bunun için biraz erken değil mi? Dalga mı geçiyorsun? Burada soğuk bir şey için asla erken değildir. Pekala, hadi biraz yürüyelim. Sana iyi gelebilir. Hadi gel. Berbat görünüyorsun. Sağ ol. Bir şey değil. Yeterince uyudun mu? Zor bir geceydi. Yine kabuslar mı döndü? Hiç gitmediler ki. Bu biraz farklıydı ama onunla her zaman aynı şekilde bitiyorlar. Dostum, bunu yapmaya devam edemeyiz. Evet, ederiz. Bu yüzden buradayım. Dostum, o rüyalarla ilgili bir şeyler yapmalısın. Deniyorum. Kaldırması gittikçe daha da zor olmaya başladı. Öyleyse hayatına devam et. Alex, bunu yapamam, sen de biliyorsun. Ena ile ilk kez tanıştığım ağaç orada. Burada kenarında ilk kez öpüştüğümüz su kenarı var. Bu onun evi, bizim evimiz. Gitmeye çalıştım ama yapamıyorum. Olmuyor. Anla işte. Sen her zaman gün batımlarını sevdin. Her güneş batımı harikadır. Göldeki günü hatırlıyor musun? Çok eğlenceliydi. İyi günlerdi. Elbette hatırlıyorum. Basit zamanlar. Mutlu olduğumuz zamanlar. Ne demek istiyorsun? Şimdi mutlu değil miyiz? Dün gece seninle ilgili bir rüya gördüm. Son günlerde seni çok görüyorum. Sence bunun anlamı nedir? Gölde tek başınaydın, kürek çekiyordun. Sürekli seni çağırıyordum ama cevap vermiyordun bana. Bilmiyorum, belki beni orada duymuyordun. Sonuçta bu bir rüyaydı. Sonra bana döndün ve el salladın, o kadar. Ve gittin. Karanlığın burada bu kadar hızlı ürkütmesine inanmak zor. Gece çökecek. Sen ne dedin? Ena. Hayır! Hayır! Merhaba dostum. Her şey yolunda mı? Ben üzgünüm. Çok geç aradığım için özür dilerim. Sorun değil dostum. Hala çalışıyorum. Ne haber? Brad, orada mısın? Buradayım. Haklıydın. Buradan uzaklaşmam gerekiyor. Aramayı yapmamı ister misin? Sence Sofya'ya mı gitmeliyim? Evet. Orası harika bir şehir ve geçmişin bu iş için mükemmel dostum. Birkaç haftalığına dene. Hoşlanmazsan buraya dönersin ve bira içip başka bir şey bulmaya çalışırız. Teşekkür ederim. Tamam mı? Müşteri kim? Hadi aramayı yapayım da öğrenelim.
Aramayı yap. Hazır mısın? Hazırım. Oraya gittiğinde seni ararım. Elbette ve unutma. Hoşlanmazsan B planına geçeceğiz. Nedir B planı? B planım yok. Buradan defolup git o yüzden. Benim için ona iyi bak, tamam mı? Tamam. Değil, iş. İş için buradayım. Ah, Amerikalı mısın? Evet, Los Angeles. Ah, Amerikanca konuşurum. Yani... İngilizce konuşurum ama... Ne kastettiğimi anladın. Bulgarca konuşmayı nerede öğrendin? Karımdan. Son 3 yıldır Varna'da yaşıyorum. Gerçi biraz paslanmışım. Cennet. Artık çok fazla konuşmamaya çalış. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Bombalamadan kurtuldu. Anlayamadım. Bina. Böyle bir caddede neden böyle göründüğünü merak ediyorsun. Pekala. Ayakta kalan tek bina. 99'da burayı vuran füzeyi mi söylüyorsun? Hayır, o uzağa düştü. Aslında Sırp sınırına yakın düştü. Bu bina ondan daha da eski. Aha, evet. Peki sen kimsin? Özür dilerim. Lütfen kabalığımı bağışlayın. Ben Martin Barker ve bu da iş arkadaşım Goran Stoichkov. Sizi bekliyorduk Bay Anderson. Ya da sana Brett mi demeliyim? Brett yeterli. İkiniz buranın sahibi misiniz? Hayır ama Martin işletiyor ve ben yardım ediyorum. Ama mülk aslında bir Amerikan firmasına ait. Hadi içeri girelim. Görüşmeyi büromda yapalım. Sana etrafı göstereyim. Evet. Başka bir şey değil mi? İçeri gelin. Söyle bana Brett. Los Angeles polis biriminde ne kadar çalıştın? 15 yıl. 4 yıldır da emekliyim. Varna'da kaç yıldır yaşıyorsun? 3 yıldan biraz daha fazla. Sormamda sakınca yoksa neden Varna? Yani
Bir Amerikalı için tuhaf bir seçim. Tatil için oraya gittim ve asla terk etmedim. Varna karınla tanıştığın yer değil miydi? Karım mı? Evet, gölde tanıştık. Bunun görüşmeyle ne ilgisi var? Özür dilemeliyim Brett ama eminim sana önerilen pozisyonu anlıyorsundur. Bizim için potansiyel adaylar hakkında çok şey bilmek önemli bir şeydir. Şunu anlayamıyorum. Merhum karımın benim işe alınıp alınmamamla ne ilgisi var? Özür dilerim Brett. Ben... Biz hakaret etmek istemedik. Çalıştığımız şirket burada Zahari'de güvenlik olarak alacakları kişiyle ilgili olarak çok hassas. Lütfen beni affet. Ve karın içinde üzüldüm. Teşekkür ederim. Birleşik Devletlere dönmek için bir planınız var mı Bay Anderson? Bana Brett deyin ve hayır. Varna'yı artık evim olarak görüyorum. Kahve? Hayır, sağ olun. Bulgarca konuşmuyorsun değil mi? Biraz. Derdimi anlatacak kadar konuşuyorum. Her durumda dil bu iş için gerekli bir talep değil ama bunu bilmek iyi oldu. Peki gerekli talep nedir? Bak, senin pozisyonunla ilgili özel bir talep yok. Goran ve benim için önemli olan şey daha çok belirli tipte biraz ketum olmak. Anlıyorum. Peki siz 3 katlı binadaki diğer 4 daireden ayrı olarak nasıl bir iş yürütüyorsunuz? Sorular için üzgünüm ama eski alışkanlıklar ölmüyor. Hiç sorun değil. Binanın bodrumunda kendi ürünlerimizi stokluyoruz ve büro dışında emlakçılık yapıyoruz. Biliyorsunuz bu yıl boyunca biraz fazla para getiriyor. Ne çeşit ürünler? Gel. Sana bir şey göstereyim. Bu asansör binanın kendisi kadar eski. Anahtara bakarak bunu söyleyebilirim. Eski ama çalışıyor. Belki merdivenleri kullanmalıyız. Sana bodrumu göstermek istiyorum. Bodruma inmenin tek yolu da bu asansör. Ya elektrik kesilirse? O zaman otomatik olarak hidrolik sisteme geçiyor. Doğrudan bizim büroya bağlı olan bir panik düğmesi var. Ayrıca cep telefonlarımıza bağlı. Zaten asla böyle bir şey de olmadı. Umarım bu şekilde kalır. Fazlasıyla ilginç. Kesinlikle öyle. Üst katta ne var? Çatı katı. Şirketin sahibi zaman zaman binada kalıyor. Yani asansörü her kullanışınızda anahtarı kullanmak zorundasınız. Her seferinde. Başka türlü çalışmaz. İki anahtar var. Bir tanesi her zaman bende, diğeri sende. Bodrum yerin çok altında. Biraz zaman alıyor. Bodrum'a girmek için de aynı anahtara ihtiyacın olacak. Bu taraftan lütfen. Burada senin rutininin en önemli kısmı başlıyor. Her sabah saat 8'de. Burada oldukça eski aletleriniz var. Bir amaca hizmet ediyor. Monitörler ne için? Beni izle. Saklıyorsunuz, King Kong mu? Burası bizim depo hangarımız. Burayı çok ender kullanıyoruz ve içerideki ürünlere senin ihtiyacın olmayacak.
Bu sembollerin anlamı nedir? Keşfettiğimiz şey bunların Enochian alfabesinin harfleri oldukları. Ne yazık ki anlamlarını bilmiyoruz. Görebildiğin gibi oldukça sağlam. Evet, insan neden yapıldığını merak ediyor. Her neyse. Diğer odadaki monitörler hangarın içindeki güvenlik kameralarına bağlı. Gel. Bütün kameralar günde 24 saat, haftanın 7 günü kayıt yapan bir bilgisayara bağlı. Oradaki ışıkla bir şeyleri nasıl görüyorsunuz? Birkaç yıl önce kabloları yeniledik. Hangarı yapmak için yeterli zaman yoktu. Onu yapana kadar elimizdeki bu. Zemindeki kum mu? Hangarın işi asla bitmedi. Evet, baktığın şey ızgara ve kum. Diyelim ki işi aldım. Buraya geldiğimde tam olarak ne yapacağım ben? Tamam. Her günkü kayıtları kontrol etmek için bu bilgisayarı kullanacaksın. Günde iki kez bu sıra dışı bir şey olduğunda alarm verecek şekilde tasarlanmış basit bir yazılım. Tek yapman gereken işaretlenmiş kayıtlara tıklamak ve ekrana getirmek. Orada bir kayıt defteri var. Onu imzalamalı ve aşağı her indiğinde doldurmalısın. En son ne zaman olay çıktı peki? Hiçbir zaman. O zaman kameralara neden ihtiyacınız var? Kârımızı korumak için. Mekan ne kadar büyük? Kameralar her yere yerleştirilmiş durumda. Gereken her şeyi görebiliyoruz. Her şeyi zaten görüyorsanız benim buraya inmeme hiç gerek yok bence. Hayır. Aşağı iniyorsun, kayıtları kontrol edip deftere detayları dolduruyorsun. Ama sıra dışı bir şeye rastlarsan, yani biz her şeyi kastediyoruz. Goran'ın söylemeye çalıştığı şey şu. En küçük bir gariplik izi görsen bile en kısa zamanda bize haber vermen gerekir. Ne gibi? Ben olsam bunun için endişelenmem. Kapının ölçüsünü görüyorsun değil mi? İyi nokta. Ama garip bir şey görecek olursan bunu kullan. Hızlı arama tuşuna bas ve biri cevap verecek ve sana ne yapacağını söyleyecektir. Biri mi? Bir çalışan. Danışman diyebilirsin. Yani hepsi bu mu? Hepsi bu. Milan bir daireden söz etti. Evet, ilk katta iki yatak odalı bir daire var. Küçük ama şeker. Kablolu televizyonu ve gereken her şeyi var. Eğer ilgilenirsen hepsi bu. İlgilendim. Harika haber. Aramıza hoş geldin. Bazı kağıtları imzalaman gerek. Sonra sana nerede kalacağını göstereceğiz. Pekala. Yeni evine hoş geldin. Burada istediğin her şeyi bulabilirsin. Bu harika. Teşekkür ederim. İşte benim bağlantı detaylarım. Biz her gün burada değiliz. Yani bir şeye ihtiyacın olursa ara. Ne zaman başlıyorum? Yarın. Son bir şey. Lütfen her gece 11'den sabah 8'e kadar ana girişi kilitlemeyi sakın unutma. Hepsi bu. Daha sonra uğrayıp ana giriş için anahtarları bırakırım. Harika. Peki buralarda nerede yemek yiyebilirim? Sokağın karşısında bir lokanta var ya da köşedeki kafeyi deneyebilirsin istersen. Pekala. Teşekkür ederim. Ve Brett... Evet. Kendini evinde hisset. Thank you.
Merhaba. Merhaba. Üzgünüm. Bekle. Evet, bu adamlar biraz tuhaf ve sanırım çarptığımda temizlikçi kadına kalp krizi geçirttim. Evet, onu ölümüne korkuttum. Bu iş parkta yürümek gibi derken haklıymışsın dostum. Evet, aslında bir şey yapmayacağım, sadece para alacağım. Birkaç tane boş odaya bakacağım. Evet, buradayım. Sağ ol dostum. Belki beni ziyarete gelirsin ha? İnsanların okumak isteyeceği bir şey için ilham alırsın benden. Sadece söylüyorum. Renkli kitapların daha iyi karakter gelişimi sağladığını duydum. Tamam, hoşça kal. İyi günler. İyi günler. Amerikan kahvesi lütfen. O pisliği istemezsin. Sana gerçek bir kahve önerebilir miyim? O pisliği severim ama tamam. Senin kahve dediklerinden birini bana denet bakalım. Bir yere otur. Seni dün gördüm. Dışarıyı temizlerken taksideydin. Birini mi ziyaret ediyorsun? Aslında köşede bir işe girdim. Sahari'de mi? Oranın bir tür huzur evi olduğunu düşünüyordum. Evet, ne olduğundan pek emin değilim. Fena değil. Sana söylemiştim. Brett. Sofya'ya hoş geldin Brett. Ben Zara. Peki Zahari'de ne çeşit bir iş yapıyorsun? Güvenlik. Güvenlik mi? Ne için? Oradan gelen ya da oraya giden kimseyi görmedim. Anladığım zaman sana da söylerim. Burası senin mi? Hayır, ben sadece çalışıyorum. Ben master yaparken burası faturaları ödüyor işte. Hangi konuda okuyorsun? Sanat tarihi. Evet. Tanıştığımıza memnun oldum. O zevk bana ait.
Kahve? Lütfen. Dün gece fırtınayı gördün mü? Evet. Bütün gece uyanık kaldım. Dünyanın sonuydu, o kadar söyleyeyim. Şey, dışarıda bir kamyonet gördüm. Buraya mı taşındın? Sen beni mi gözlüyorsun Zara? Hayır, ben... Buralarda insanları gözetlemekten başka yapacak bir iş yok. Peki, söyle bana Brad. Bir Amerikalı Bulgaristan'da güvenlik görevlisi olacak kadar savrulmayı nasıl başardı? Bu uzun bir hikaye ama kısaca anlatayım. Bir zamanlar Los Angeles'ta polistim. Yani güvenlik işi bana uyuyor gibi. Yani sen Bulgaristan'a geldin ve başkalarının mallarını mı koruyorsun? Tam olarak değil. Varna'dan buraya geldim. Orada yaşıyorum. Yani yaşıyordum. Yaşıyor musun? Yaşıyor muydun? Bu uzun bir hikaye. Dediğim gibi orada emekli oldum. Emekli olmak için biraz genç değil misin? Bunu iltifat olarak alıyorum. Sağ ol. Senin binanın buralarda ünlü olduğunu biliyor muydun? O duvarların arkasında çok fazla tarif var. Evet, insanlar bana anlatıyor. Ben bunu sadece okudum. Hiç içine girmedim ama... Bu bina yıllar boyunca çok yıkılıp döküldü. Hiç içine girmedin mi? Hayır. Belki bir ara gelirsin, sana etrafı gezdiririm. Ne dersin? Oldukça ilginç. Ayrıca bu sıkıcı bir günü canlandırır. Beni ara, bir şeyler ayarlayalım. Olur mu? Numaran olsaydı arardım. Telefonuna bir bakayım. İşte şimdi var. Bir şey çıkarsa bu numarayı aramam söylenmişti bana. Sorun nedir Bay Anderson? Aslında ben pek emin değilim ama bir şey gördüğümden eminim. Yani yoldayım Bay Anderson. Benimle binanın önünde buluşun. 15 dakika diyelim mi? Elbette. Kiminle konuşuyorum? Alo? Alo? Bekleyin lütfen. Bay Anderson? Evet. Üzgünüm, anlayamadım. Merak etmeyin Bay Anderson, siz ilk değilsiniz ve son da olmayacaksınız. Jacob. Tanıştığımıza sevindim Jacob. Ödemesi yapıldı Bay Anderson. Adım Brett. Peki o zaman Brett, bana eşlik edip Bodrum'a giden merdivenlere götürebilir misin? Kesinlikle.
Bu taraftan. Adımına dikkat et. Burada geçirdiğim zamanda hep kör değildim. Elimin tersi gibi hatırlıyorum. Özür dilerim. Burada mı çalıştınız? Bir süre için, evet. Kameralar ne kaydetti? Tekrar sana hatırlatıyorum Brett. Mümkünse detaylı lütfen. Sadece bir bulanıklık. Çok hızlı hareket eden bir gölge gibi görünüyor. Yavaş oynatmayı denedim ve bir şey çıkmadı. Tekrar oynatmanı istiyorum. Kare kare. Ve bana ekranda gördüğün her şeyi anlat. Zaten hepsi birkaç kare. Bir saniyeden daha kısa. Pekala, diğer her şeyi çıkarabilir misin? Bana gölge gibi dedin. Ne gölgesi? Aslında Jacob, hiçbir fikrim yok. Bu her şey olabilir. Peki yerde hiç iz var mı? Ne çeşit bir iz? Ayak izi gibi. Hayır. Bir şey yok. Ayak izi mi aramam gerekiyor? Tekrar oynat lütfen. Belki orada ışıklandırma daha iyi olsa bir şey görebilirim. Ve gerçekten de neye baktığımı bilmiyorum. Bence oraya gitmeli ve bakmalıyız. Hayır, kesinlikle olmaz. Biliyor musun Jacob? Ben iyi geçiniyorum çünkü iyi bir adama benziyorsun. Ama bu esrarengiz saçmalıklardan bakıp usanmaya başladım. Kimsin sen? Büyük olasılıkla bir hiç olan bir gölgeye bakmak için neden gecenin bir saati buraya taksiyle geldin? Bunu bilemeyeceğiz çünkü oraya girmeme ve bakmama izin vermeyeceksin. Bak. Martin senin meraklı biri olduğunu söylemişti. Demek ki hiç yanılmamış. Ama sanırım iş için doğru adamı seçmiş. Soruma cevap vermedin Jacob. Kimsin sen? Peki, tamam. Ben Martin, Goran ve şirket için danışman olarak çalışıyorum Brett, tamam mı? Danışman mı? Görüşmede bundan bahsetmişlerdi. Böyle söyleyebilirdin. Evet, söyleyebilirdim ama söylemedim. Martin ve Goran için çalışmadan önce senin şimdi yaptığın işi yapıyordum. Bu insanlar için ne kadar çalıştın? Gözlerimi benden alıncaya kadar. Gece bekçisi kör olunca ne işe yarar? Buna cevap versene Brett. Bence onları aramalıyız. Şirkette birilerine olanı söylemeliyiz. Buna gerek yok. Ben onlara sabah bilgi veririm. Ne yapıyorsun? Dinliyorum Bay Anderson. Dinliyorum. Merhaba. Nasıl gidiyor? Üzgünüm, çok geç arıyorum. Bana bir konuda yardım edebilir misin? Denerim. Evet. Bana bugün söylediğin şey, binanın buralarda ünlü olduğu. İnternetten bir şey bulmaya çalışıyordum ama tek bulabildiğim birkaç küçük makale. Aslında böyle şeyler pek internette olmazlar. Öyküler daha çok yerel insanlar ve yakında yaşayanlardan gelir. Evet, biliyorum. Sanırım bu açıklıyor. Neden soruyorsun? Cinayetlere mi bakıyorsun yoksa? Cinayetler mi?
Sen işe girdiğinde orada ölü bulunan ikiz kızlardan söz etmediler mi sana? Hayır, hayır etmediler. Tanrım. Bir süre önce gecenin yarısı adamın biri binaya girmeye çalışmış. Polis aradığında arabasının bagajını kontrol etmişler. Ve bagajda 8 yaşında ikiz kızların cesetlerini bulmuşlar. Aman Tanrım. Sonra daha da garipleşti. Anlaşılan onların babalarıymış. Annelerinin onları öldürdüğünü iddia etmiş. Ama polis kadını aramaya gidince onu bulamamış. Ona ne olmuş? Ortadan yok oldu. Kimse yerini bilmiyor. Adam bir şey söyledi mi peki? Polise ya da başka birine konuşmamış. Birkaç gün sonra da ölü bulunmuş. Kendini asmış. Dinle, yarın zamanın olursa buluşalım mı? Kafede işim bitince seninle buluşabilirim, tamam. Mükemmel. Bay Anderson, uyanmışsın. Evet Martin, özür dilerim. Alarmım dün gece ne olduğundan emin değilim. Sorun değil, böyle şeyler olur. Dün gece Jacob'la tanıştın. Evet öyle. Onu aradın, doğru mu? Aramamam mı gerekiyordu? Hayır. Doğru şeyi yaptın. Buradayım, kayıtların kopyasını çıkarıyorum. Şirkete götürmem gerek, bakmak oraya istiyorlar. Oraya gidip kontrol etmemiz gerekmiyor mu? Hayır. İhtiyacım olan her şey burada. Bak, yaptığın işi yapmaya devam et ve alarmı saati tamir et. Elbette. Tamam. Hoşça kal Brett. Güle güle.
Vay canına. Burası harika bir yer. Daireyi görene kadar bekle. Sonunda. Burası Zahari'nin evi. Çok güzelmiş. Kim bu? Karım. Merhum karım. Aa, çok özür dilerim. Ben öldüğünü bilmiyordum. Önemli değil. Merak etme. Üniformayla iyi görünüyorsun. Bu çok eski bir fotoğraf. Peki kim o? O Frank. Eski ortağım. Aslında bu üniformayı giydiğim son gün. Neden? İki hafta sonra istifa ettim. Ne yaptın? Birini mi vurdun? Evet, bir çocuğu. Çete üyesiydi. 15 yaşındaydı. Benim önümde Frank'i öldürdü ve bir şey yapmasaydım sıradaki Tanrım, ben olacaktım. Çok üzgünüm. Aman Tanrım. Ben gerçekten çok üzgünüm. Hey, nereye gidiyorsun? Gitmek zorundayım. Buna mecburum çünkü yine bir pot kırmak istemiyorum açıkçası. En iyisi hemen gideyim. Yok, gitme. Kal. Kalmanı istiyorum. Gitme. Lütfen. Burada kal. Merhaba. Merhaba. Gittiğini sanmıştım. Hiçbir yere gitmiyorum. Uyuyamadın mı? Kabus gördüm. Bunu düzeltebilirim.
bir şeye dokunmadın mı? Hayır. Emin misin? Martin, lütfen. Bak, monitörü kontrol ettim. Orada ne gördüysem oradaydı ve seni aradım. Tamam, tamam. O prosedürleri izliyor Martin. Tam istendiği gibi. Şimdi kaydı kontrol edelim, olur mu? İşte tam orada. Bu nasıl görünüyor biliyor musunuz? Ayak izleri olduğundan emin misin? Tam ona bakıyorum. Ve söylediğim her şeyi neden sorguluyorsun? Onları ben de görüyorum. Hangarın içine girmeliyiz. Yakından bakmalıyız. Jacob, sen burada bekle lütfen. İçeri mi giriyoruz? Şimdi konuşmaya başladık. Hadi gidelim. Kapılar zamanlayıcıyla açılıyor. Anahtarımız olduğu sürece dışarı çıkabiliriz. Çıkamazsan ne olur? Lütfen. Sence bu izleri ne yaptı? Hiçbir fikrim yok. Belli ki buraya bir hayvan girmiş. Etrafa bakmalıyız. Ne girdiğini bulursanız mühürleyin. Hayır, yapmamalıyız. İhtiyacım olanı aldım. Gidiyoruz. Hemen. Orayı mühürlemezsek ne zaman sistem kapansa buraya inmemiz gerekecek. İzler burada bitiyor. Martin... Cidden. Bunun gibi bir şeyi daha önce hiç görmedim Martin. Bunu yok sayamayız. Saymıyorum, tamam mı? Sadece o onları görene kadar ne yapacağımızı bilmiyorum. Biliyorum ama mecburuz. Burada neler oluyor? Hiçbir şey. Her şey kontrol altında. Martin. Bazı telefonlar etmeliyim. Sonra konuşuruz. Neler oluyor? İkinizin neyi var? Orada sizi bu kadar ürküten ne var? Yarın. Yarın konuşalım. Söz veririm. Sabah ilk iş olarak. Aman tanrım Jacob, ne yapıyorsun? Çok özür dilerim. Lütfen beni üst kata götürür müsün? Martin ve Goran aceleyle çıktılar ve görünüşe göre beni terk ettiler. Ve Brett, sakın hangara yalnız başına girme. Müzik
acaba? Kim o? Kimse var mı? Telefonlarıma neden dönmedin? Ne? Aramalarım. Onlara neden cevap vermedin ki? Neden söz ediyorsun? Yanlış bir şey mi yaptım? Bekle Zara. Hayır, sen ne diyorsun, aramalar mı? Ben bir şey yapmadım, seni ihmal etmedim. Tamam, kapa çeneni. Sen iyi misin? Üzgünüm, çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Öyle görünmüyorsun. İyiyim. Başım. Düşündüm ki sen... Anna mı? Evet. Brad, konuş benimle. Konuş benimle, söyle bana neler oluyor, hadi. Terapiye gittin mi? Arkadaşım Alex beni götürmeye çalıştı ama hayır. Nedeni burası. Görüntüler, rüyalar burada daha da güçlü. Bu binada bir şey var. Hem de kötü bir şey. Red. Nedeni bu bina değil. Senin bir doktora gitmen gerekiyor. Hayır, bu insanlar geldiğimden beri benden bir şey saklıyor. Bu ne gibi bir şey Brad? Açıklaması zor. Sanki başımın... arkasını çiğneyip duruyor ve ne kadar çabalarsam çabalayayım yok sayamıyorum. Bu insanlar bir şey saklıyor. Burayla ilgili kötü bir his var içimde. Merhaba. Brad. Ben Jacob Keaton. Seninle hemen konuşmalıyım. Jacob, sen nasıl? Neyse, boş ver. Buraya nasıl geldin? Araba kullandım. Ben körüm Brad. Komada değilim. Taksi tuttum. Saat sabahın 4'ü Jacob. Zamanımız azalıyor. Sanırım başladı. Ne başladı? Jacob, ne başladı? Merhaba. En iyisi üzerime bir şeyler giyeyim. Benim yüzümden zahmete girmeyin. Siz kimsiniz? Zara. Memnun oldum bayan Zara. Jacob Keaton hizmetinizde. Memnun oldum. Ben gidip... Tamam. Neyle ilgili? Senden çatı katına kadar bana eşlik etmeni rica edeceğim. Orada kimse yok Jacob. Aslında binada sadece biz varız.
Daireleri kontrol ettim çünkü bana binada insanlar yaşıyor dediler ki kimse yok. Hepsi boş. Neden boşlar Jacob? Neden bugün o kadar ürktüler söyle. Benimle gelirsen her şeyi açıklayacağım. Nereye gidiyorsun? Aç. Anahtarım yok. Hayır, var. Bu taraftan. Korkulacak bir şey yok. O ölüyor. Jacob, kim bu adam? Zahari. Onun adı Zahari. Mimar olan mı? Bu Zahari ise bu da onu... 150 yaşında yapar aşağı yukarı. Bu binayı bu adamın yaptığına inanmamı beklemiyorsun değil mi? Hadi ama Jacob. Genç adam. Burada olmasından korktuğum şeyi durdurmam için yardımına ihtiyacım var. Ne dediğini anlamazken sana nasıl yardım edebilirim? Sen ahirete inanır mısın Brett? Ahirete inanır mıyım? Bu nasıl bir soru böyle? Hayır, inanmam. Burası, bu bina doğrudan 7 kapıdan birine açılan bir yeri işgal ediyor. Her biri, her bir kapı, bunu nasıl söyleyeyim, diğer tarafa açılan kapılardan bahsediyorum sana. Diğer tarafa mı? Gece dünyası, ölülerin ülkesi. Pekala, ben gidiyorum. Dinlemelisin. Kalan 6 kapı dünya çapında dağılmış durumda. Yerleri sadece kendi kapısını, kendi geçidini koruyan nöbetçi tarafından bilinir. Şimdi Tanrı saklasın, ölüler bir şekilde diğer taraftaki geçidi bulurlarsa, o zaman bu dünyayla gece dünyası arasında serbestçe gezinebilirler. Zahari ve diğerleri bir şeyden korktular. Zamanından önce birinin bu geçidi bulmasından ve dünyamıza girmesinden korktular ve bunun olmasını önlemeye çalıştılar. Bu pisliğe inanmıyorsun değil mi? Kulağa nasıl geldiğinin farkında mısın? Bu adam, bu iyi adam geçişi engelleyen mühürler yaratmak ve onları tasarlamaktan sorumluydu. Burada kalmayı kabul etti. Bu binanın son koruyucusu olarak hizmet etmeyi, 7. ve son geçidin koruyucusu. Eğer o son mührün koruyucusuysa diğerleri kimler peki? Bunu bilmiyorum. Ama 7 koruyucunun her biri Pritchard isimli bir adama karşı sorumlular. Isaac Pritchard. Bütün kapıların yerlerini bilen tek kişi o. Ama bu adam nasıl hala burada olabilir? Bu kadar zamandan sonra nasıl hala canlı olabiliyor ki? Zahari, o bir simyacıydı. Hayatını doğal olmayan yöntemlerle uzatabildi. Maria. Kim?
temizlikçi. Buraya geldiğim gün bir sürü tıbbi malzemeyle dolaşıyordu. Onunla ne yapıyordu? Bu bizi ilgilendirmiyor Brett. Senin anlaman gereken şey şu: Zahari ölüyor. Bu da önümüzdeki kapı saldırıya açık demektir. Geçen gün kameralarda gördüğün şey birinin ya da bir şeyin buraya girmek için kapıyı zorlamasıydı. Kapının açığa çıktığını biliyorlar. Yani onları durdurmalıyız, yoksa sızıntı olacak ve bir daha asla durduramayacağız. Kimi durdurmak? Kimi durdurmamız gerekiyor? Hemen bodruma inmem gerekiyor. Bunu tek başıma yapamam. Bodrum yakınına asla gidemeyiz. Beni dinlemelisin. Seni dinlemeyi bıraktım Jacob. Martin ve Goran'ı arayacağım, sonra da seni eve götüreceğim. Eğer şimdi yapmanı istediğim her şeyi yapmazsan sevdiğin her şey sona erecek. Her şey. Cevap vermiyorlar. Fareler her zaman batan gemiyi önce terk eder. Varna'ya geri mi döneceksin yani? Hayır, henüz bilmiyorum. Bunu şimdi yapmasak, ne yapacağımı bulana kadar buradan çıkmak istiyorum sadece. Nereye gitti bu? İnatçı, yaşlı pislik. Onda anahtar var. Tanrım, bu da ne böyle? Söyle bana, orada ne görüyorsun? Ayak izleri. Yüzlerce. Alex mi? O burada ne arıyor? İçeri girmesine izin verme. Alex, burada ne arıyorsun? Seni görmek güzel dostum. Ön kapıdan nasıl girdin sen? Kapı açıktı ve ben de yürüyüp girdim. Peki sen neredeydin? Ben buradayım. İçeri gel hadi. Sana bir şey gerekli. Tamam, bütün zamanda buradaysan o zaman 5 günden beri niye senden haber alamıyorum? Benimle dalga mı geçiyorsun? Evet, seninle dalga geçiyorum. Hadi ama dostum, beni tanıyorsun. Sence bir otobüse atlayıp 6 saatlik yoldan Sofya'ya seninle dalga geçmeye mi geldim? Seninle dün konuşmadık mı? Hayır, konuşmadık. Tamam, Jacob neler olduğunu biliyor. Sen benimle gel. Neler oluyor dostum? Beni korkutuyorsun. Gitmemi istiyorsan söylemen yeter. Brad. Hey, silah niçin dostum? Son 5 günde neler olduğunu bana söylemek ister misin? 5 gün olmadı. Önce Jacob'la konuşmalıyım. Bu sürekli söz ettiğin Jacob da kim? Hey, güvenli olduğuna emin misin? Neler oluyor? Zara, geldiğinde telefonuna cevap vermediğimi söylemiştin. Evet, neden? Neden öyle söyledin? Birbirimizi en son ne zaman gördük? 4 ya da 5 gün önce beni başından attığını düşünmüştüm. O yüzden geldim. Bilmiyorum. Jacob, neler oluyor ha? 5 günü nasıl kaybederim? Bu nasıl mümkün olur? Alex'le dün konuştuğumu hatırlıyorum. Ve sonra seni, Martin ve Goran'ı gördüm. Şimdi de bu. 5 günü nasıl kaybederim? Bir insan 5 günü nasıl kaybeder? Gece dünyasında zaman kavramı ve yer kavramının anlamı yok. Varoluştan tamamen... O neden söz ediyor? Bu nedir? Neydi o? Bir şey çıkaramıyorum. İçeri girmeliyiz. Hemen. İçeri nereye? Dostum, sen bunu al. Orada ihtiyacın olacak. Nedir bu? Orada çalışır.
Böyle iyiyim. Oraya girdiğimizde ne yapıyoruz? Bunu nasıl durduracağız? Gediği kapatmalıyız. Tamamen istikrarsız ve çok geç hale gelmeden önce. Niçin çok geç? Nasıl mühürleyeceğiz? Anahtar bende. Sana rehberlik ederim. Pekala. Bakın siz burada kalın. Lütfen biri bana burada ne olduğunu anlatsın hemen. Lütfen dinle. Onunla birlikte kal. Şimdi ne olacak? Siz ikiniz burada kalın. Jacob, gidelim. Hayır dostum, seninle geleceğim. Ben de geliyorum. Tamam. Birlikte gidelim. Ama bir arada kalalım. Onu tut. Bu sembollerin anlamı nedir Jacob? Onlar mühürler. Glyphs. Koruma sembolleri. Neden koruma? Ölümden. Sadece yaşayanların dünyasından olanlar bu kapıyı her iki taraftan açabilir. Sorun yok, içeride kilitli kalmamız gerekiyor. Jacob, burada ne arıyoruz? Bu hangarda ileri gitmemiz gerek. Ne kadar ileri? Daha ileri. Burası çok büyük bir yer. Burada bir şey nasıl bulacağız? Jacob, bir konuda bana dürüst olmalısın. Birkaç yıl önce burada bir kaza olmuş. İkiz kız kardeşlerle ilgili. O zaman sen burada çalışıyordun değil mi? Evet, evet, hatırlıyorum. Peki neden bu yer? Neden burası? O çocukların babası bu binanın onları geri getirecek gücü olduğunu düşünüyordu. Nereden getirtmek için? Elbette ölümden. Anlıyorum. Bayım, siz kaçığın tekisiniz. Bunu biliyorsunuz değil mi? Salak. Elbette. Başka kim olabilir ki? Lütfen bana bu saçmalığa inanmadığını söyle. Etrafına bak. Burada kimse yok. Sadece sen, ben ve o birkaç tahtası eksik ürkütücü kör adam. Hepsi bu. Şşş.
Ne? Bunu duyuyor musun? Ben bir şey duymuyorum. O ne? Brett! Brett bekle! Brett bekle! Benden uzak dur, gerçek değilsin. Benim. Senin Enan. Ne? Hayır, bu imkansız. Neredesin? Brett, neredesin? Onu göremiyorum. Hey, bu senin hatan dostum. Bunu onun kafasına soktun ve arkadaşım lanet aklını yitiriyor. Bir şey duydu, onu söyledi. Peşinden gitmeliyiz. Yapmamız gereken buradan hemen çıkmak. Acele edin. Ena. Tanrım. Hadi. 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 Gidelim. Hadi. Olmaz. Lanet olsun. Gel, gel. Brett, Brett. Dur. Bekle. Ben anahtarı düşürdüm. Dur.
Sen nasıl? Yani... İnan artık bir önemi yok. Sana geri dönüş yolunu buldum. Buradayım. Artık buradayım. Artık buradayım. Brad. Buradan hemen çıkmalıyız. Ama çıkamam. Brad. O Anna değil. Sen neden söz ediyorsun? Anna, Anna öldü Brad. O öldü. Hayır, ölmedi. İşte burada benim için döndü Zara. Bunu göremiyor musun? Brad lütfen. Benim için bir şey yapman gerekiyor bebeğim. Benim için kapıyı açman gerekiyor. Hayır, beni Brad. Serbest bırakmak için. Ruhumu özgür bırakmak Brad, yapma, için. Yapma. Hayır. Yapamam bunu, yapamam. O şeyler evet, o şeyler gidecek ve... Yapabilirsin, yapabilirsin. Tek yolu bu. Sonsuza kadar beraber olabiliriz. Benim için kapıyı açmalısın bebeğim. Neden? Beni neden terk ettin? Bizi neden bıraktın Anna? Bizim için yaptım bebeğim. Anlamıyorum. Yaptım çünkü... Çünkü sonsuza kadar birlikte olmamızı istiyorum. Seni asla terk etmedim. Hep seninleydim. Seni buraya getirdim. Ben öldüğümden beri yaptığın her şey bu ana seni geri getirmek içindi. İnan bana. Hissetmiyor musun? Ben... Doğru olduğunu biliyorsun değil mi? Şey ben... Brett, anahtar nerede? Anahtar nerede? Şimdi kapıyı aç. Hadi kapıyı aç. Kapıyı aç! Brett! Ondan uzak dur, sürdük. Anahtarı ver Sürtük. Defol git. Bana asla zarar veremez. Bu benim. Senin enan. Sen beni seviyorsun. Onu değil. Hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. Brad. Ne var? Çok geç. Kapı açıldı. Ne? Açıldı artık. Ne? Özür dilerim. Benimle kal. Hayır, hayır. Benimle kalmalısın. Sorun değil. Bana bak. Benimle kal. Zara, Zara, Zara. Sana diyorum, benimle kal. Bana bakmaya devam et. Bana bak. Ben yanındayım. Tamam mı? Her şey iyi olacak. Buradan kurtulacağız. Tamam mı? Tamam mı? Evet. Güzel. Evet. Buradan gideceğiz. Tamam. Tamam. Bana bak. Bana bak. Tamam. Benimle kal. Tamam. Tamam, tamam. Az kaldı. Gidiyoruz. Tamam. Tamam. Hadi. Hadi. Gidelim.
Suzana. Zara, hadi, hadi. Zara, bana bak, bana bak. Brad. Hayır. Hayır. Çok üzgünüm yaşlı dostum. Sen de kimsin? Benim adım Isaac Pritchard, Bay Anderson. Binadan sizinle birlikte kaçabilen oldu mu? İçeride canlı kalan kimse oldu mu? Pritchard mı? Bay Anderson, binadan çıkabilen tek kişi siz misiniz? Hepsi öldü. Herkes öldü. Tamam. Şimdi adamlarımla gitmenizi istiyorum Bay Anderson. Her şey yoluna girecek. Size söz veriyorum. Yolda size her şeyi açıklayacağım. Beni nereye götürüyorsunuz? Güvenli bir yere. Siz görevinizi yaptınız Bay Anderson. Şimdi artık her şeyle biz ilgileneceğiz. Lütfen, sadece adamlarımla gidin. Size iyi bakacaklar.